Efendim yarı yıl tatili yaklaşıyor. Tabii karne heyecanı da beraberinde geliyor. Karne tek başına bir başarı ölçüsü müdür? Öğrencilerin karne psikolojisi üzerinde velilerin nasıl bir etkisi var? Veliler başarısız notları nasıl karşılamalı? Önemli sorular bunlar ve uzmanına sorduk. Hem velileri hem de öğrencileri karne heyecanı sardı. Veliler merak içinde gelecek notları beklerken öğrencilerde ise karne psikolojisi kendini göstermeye başladı. Yani çocuklar çok fazla korkuyorlar. Bir karne alacağım. Acaba ne olacak? Ebeveynim ne diyecek? Beni sevecek mi? Sevmeyecek mi? Acaba değersiz hissedecek miyim? Değersiz hissedirilecek miyim gibi. Çocukların motivasyonlarının da çok düştüğünü görüyoruz. Yani bütün dünyası kararabiliyor, çok kaygılanabiliyor, korkabiliyor. Ailelerin düşük notlar karşısında verdiği tepkiler öğrenciler üzerinde olumsuz etki bırakabiliyor. Uzmanlara göre karne tek başına bir başarı ölçüsü olarak değerlendirilmemeli. Aslında bu onların kaygısı. Öncelikle bunu biz kabul etmemiz lazım. Çocuğu sadece tek başarı unsuru olarak değerlendirmemiz lazım. Yani belki 10 tane dersi var. Yarısı iyi, yarısı kötü olabilir. Gel bakalım hani bu başarılı olduğun dersler de var. Onları bir konuşalım. Bunlar da böyle ama diğerlerinde bu sonuçlar gelmiş. Acaba ne yapabiliriz? Nasıl bir yol bulalım? Gelecek notları zaten öncesinde biliyoruz. O yüzden hani desteklemek lazım diye düşünüyorum kendimde. Notların bir ikinci dönem ne eksiği varsa onları tamamlayacağız. Derslerimizi de bitirmiş bulunuyoruz. Biraz daha paylaşımcı olmak lazım. Oturup anlatmak lazım. Zor bir dönem, okul dönemi. Günün sonunda o heyecanı da beraber paylaşırsak, o korkuyu da beraber paylaşırsak aslında o kaygı seviyesini daha da aşağıya çekebiliriz. Uzmanlar özellikle bu dönemde velilerin çocuklarına güven duygusunu hissettirmesi gerektiğini söylüyor. Bir sonraki dönem bunu nasıl geliştirebiliriz? Biz sana güveniyoruz, biz sana inanıyoruz. Her zaman arkandayız. Çünkü aslında insanlar temel güven duygusuna ihtiyaç duyarlar. Ve hayatta her zaman başarı da yoktur. Tabii ki başarısız olduğu yanlar da vardır çocuğun ama aile desteğini hissetmesi çok önemli.